Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki kazanım testini yani paraya kenarda alanla ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Paraya kenarın bir kenarı 10 diğer kenarı 13 verilmiş. O zaman burası da 13. 10 ise aşağısı da 10. Bunlar da 5 5 yaptı. E 90 ya sırtı da 90. 5 13 5 12 13'ten 12 yaptı. Bu aynı zamanda yükseklik. Taban belli yükseklik belli. E, o zaman alan da bellidir taban çarpı tabana ait yükseklik yapacağından alan 120 yapar. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu ve açı taban üzerinde kesiyordu. Hatta ispatı önemli demiştik. Bak burada 10 verilmiş ve paraya kenarın alan isteniyor. Ne lazım bana? Yükseklik lazım. E yükseklik. Bak açı ortay. Kollara çizilen dikmeler eşit değil miydi? Evet. Burada dik kesmesi ve ortaban üzerinde kesmesi bir işimize yaramıyor. Bak ispat yöntemini kullanıyoruz. Dikkat. E, açı ortayda kollar açısından dikmeler birbirine eşit. Hocam 90 ise burası da 90. Yine aynı şekilde açı ortay kollar açısından eşit olacak. E, o zaman burası da 90 derece. E, şunlar birbirine eşit demiştik. 4. E, bunlar da birbirine eşit. Burası da 4. Toplamda burası kaç yaptı? 8 yaptı. E o zaman alan neye eşit olacaktır? Tabana, taban çarpı tabana ait yükseklikten 80 olacaktır. Evet ikinci soru. Edremit oldu. Geldik 3'e. Paraya kenar olduğuna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar birer kenarları ortak olan paraya kenarda alan dağıtımı yapabiliriz. Çünkü yüksekleri ortak olduğundan dolayı. Alanlar oranı tabanlar oranı da eşittir. Yani 24 bölü 40 6, 8'e bölsen 3 8'e bölsen 5 3 bölü 5 tabanlar oranı 3 bölü 5'tir. E, yukarısı da 3 bölü 5'tir. Aa, hocam burada da birer kenarları ortak bir paraya kenar var. Burada da 5K'da kalan 10 sa alan, alan dağıtım yapabilirim. 2 katı 2 katı o zaman burası da 6 olur diyebiliriz. Evet 3. soru Balıkesir çıktı. Geldik 4. soruya. 4. soruda da ne verilmiş böyle? Arkadaşlar bizim 5 yıldızlı alan var mı? Var. Bak şimdi dikkat et. Şu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Benden zaten ne isteniyor? AFB üçgenin alanı. Yani X alanı isteniyor. E ben şuraya bir A dersem paraya kenar alanın yarısı. X artı A değil midir? Evet. E mavi alan tüm alanın yarısıysa geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil midir? Evet. Hocam 20 var 10 var. Şurayı biliyor muyuz bilmiyoruz. Ama bak burada da bir yamuk var. Yamukta ne oluyordu arkadaşlar? Yanaklar birbirine eşitti değil mi? Şurası A ise burası da A değil midir? Öyle. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Hocam bu paraya kenar alanın yarısı. E bu da paraya kenar alanın yarısı. X artı A ise burası da X artı A olacağından burası da A alanı diyebiliriz. Şimdi bu alan tüm alanın yarısıydı. Geri kalanlar da tüm alanın yarısıdır. Yani 20 artı 10 artı A. 20 artı 10 artı A da paraya kenar alanın yarısı olduğundan bunlar birbirine eşittir. A'lar gitti. X de böylelikle 20 artı 10'dan 30'a eşit oldu. Yani cevap 4. soruda C oldu. Geldik 5'e. Oranlama var. Alan dağıtımı olacak. A A. Hocam burası 2 A. Bak şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran 1'e 2 olduğundan burası n ise burası 2 n burası m ise burası da 2 m. Hadi alan dağıtmaya başlayalım. Bir yerden başlayalım. Hocam buraya A diyecek olursam M'deki alan A ise 2 M'deki alan 2 A'dır. N'deki alan 2 A ise 2 N'deki alan 4 A'dır. E hocam bu yarısı diğer tarafta yarısı yapar. Yarısı 6 A ise diğer yarısı da 6 A olmak zorunda. Buraya 5 A kaldı o zaman. 5 A eşittir 20 ise A'yı böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Evet A'yı 4 bulduk arkadaşlar. Bizden parayı kenarına alan isteniyor. 6A burası 6A burası toplamda 12A isteniyor. A yerine 4 yazarsak cevap kaç yapar? 48 yapar. Evet 5. soru denizli oldu. Geldik 6. soruya. Evet burada oranlama verilmiş. K iken burası 3K. Evet AE uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 3K olarak verilmiş. E alan dağıtımı belli arkadaşlar. Dağıtalım. Hemen şöyle üçgen oluşturalım. K'da kalan A ise 3K'da kalan 3A'dır. E hocam bu yarısı 4A diğer yarısı da 4A'dır. E burada da tabanlar eşit ya alanları iki eşit parçaya ayrılacak. E 4A'yı iki eşit parçaya ayırmak demek 2A 2A de, ayırması demek değil midir? Yani toplamda 5A eşittir 30 ise A'yı da böylelikle 6 buluruz. Paraya kenarının alanı isteniyor. Paraya kenarının alanı da 4A burası 4A burası toplamda 8A olduğundan A yerine de 6 yazarsak eğer cevap kaç çıkar? 48 çıkar. Evet bu sorunun doğru cevabı da yani 6. sorunun doğru cevabı da Akçay oldu arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi bitirdik. Ve ne var sırada ÖSYM tarzı testler. O zaman bir sonraki videoda ÖSYM tarzı, tarzı testlerden test birini çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.